Diyelim dönelim Jose Mourinho'yu konuşmaya hocam. Sadece Türk futboluna değil, çuvaldızı kendimize de batıralım, medyaya da bir farklılık getirecek kesinlikle hocam. Kesinlikle. Daha düzgün sorular sormak zorunda artık kesinlikle medya mensubu arkadaşlarımız. Eleştirileri bence ona göre yapmamız lazım. Biraz taktiksel yönden de artık eleştiriler yapmak lazım. Hani Jose Mourinho'yu öyle değerlendirmek lazım. Zaten öyle değerlendirtecektir kendisi de. O yönden de bir fenomen çünkü. Evet, dediğin gibi yani bir de basın toplantıları da onun çok böyle eğlenceli geçiyor. Sen de biliyorsun Cüneyt, çok fantastik bir adam. Yani yalnız sahiçi değil. Son maçını ben anlattım hocam, Trabzonspor-Roma maçını. Evet, gerçekten evet. Yani bulunduğu ortama farklılık getiren bir isimden kesinlikle bahsediyoruz. Çok, yani tam bir alfa karakter. Tabii, tabii. Bir aurası da bir antrenör olarak zaten yani kendinden... Bakıyorsun sağ için ürken elleri cebinde zaten o vücut dili onunla ilgili gerekli zaten bir bence ekibi de vardır. Yürüyüşü, elleri cebinde olması, bakıyorsun jest mimikleri. Bir de ben imzada şuna baktım bugün mesela yüzündeki samimiyet yani bir heyecan var. O taraftarın coşkusunu görünce Fenerbahçe taraftarının bir heyecanı da gördüm. Yani öyle bazen yani paraya doyarsın edersin özellikle bizim ülkemizde vardır hem antrenörlerde hem sporcularda. Yani daha çok böyle yani para bir araç olması gerekir. Amaç onlar için. Kazandığımı bir daha işte antrenörlükte bir bakıyorsun kendini güncelleyemiyorlar. En iyi antrenörler veya oyuncuları bakıyorsun çok yetenekli gelişmiyor. Yani Jose Mourinho'nun... Bu forma benim tıpkı derim kemiğim gibi. Kemiğim gibi aynen. Yani mutlaka bir meydan okumaya ihtiyacı var. Yani buna her gittiği kulvarda yapmaya çalışmıştır Jose Mourinho. Tek bana göre başarısız olduğu kulüp de Tottenham'dır. Tottenham'da işler istediği gibi gitmedi. Mesela bu sene 5. oldu Tottenham, 4. Aston Villa oldu. Yani Tottenham'ın amacı nedir? Genelde tamam 4 büyük arasında yoktur ama Şampiyonlar Ligi'ne o ilk 4 takım gider Premier Lig'de. Oraya kalmasını beklediler. Olmadı. Yani mutlaka ama Fenerbahçe'de saha içi ve saha dışında çok gündem belirleyecektir. Özellikle saha dışında. Yani yapacağı maçtan maç önü, maç sonu tespitler. Bir de tabii burada en önemli şey şunu en son söyleyeyim. Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi'nde 3 tane öyle eleme oynayacak. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne hem Galatasaray inşallah girer hem de Fenerbahçe ikisi de. Çünkü önümüzdeki sene format değişiyor biliyorsun Cüneyt. Format değişiyor nasıl oluyor? 8 tane takımla oynuyorsunuz. 4'ü içeride sen de biliyorsun 4'ü dışarıda. Ve aynı rakipler değil. Bakıma lig formatı mesela artık gruplar tabii, yok. Bravo gruplar yok ve de bunlarla içeride dışarıda değil. 8'i de evet, ayrı takım. Yani burada hem Fenerbahçe'nin orada yer alması ilerideki yıllarda puan açısından hem Jose Mourinho hem de yıllar sonra Fenerbahçe'nin oraya Şampiyonlar Ligi'ne kalması prestij açısından çok önemli. Keza Galatasaray için de aynı şekilde. Yalnız o konuda da çok açık sözlüydü hocam. Çok zor dedi Şampiyonlar Ligi için. Ya Şampiyonlar Ligi 8 tane işte dedi oyuncu milli takımda vesaire bunları söyledi ama yani bir şekilde de şimdi... Gerçekçiydi ben gerçekçi, beğendim. Hani şimdi yeni tabii geldiği için çok eleştirilmedi ama Türkiye'de bu tarz doğruları söylemek de zaman tabii zaman eleştirilir biliyorum. Her zaman bu opsiyonu bulabilecek. Jose bakalım Mourinho da Türkiye'de. Jose Mourinho söyleyebiliyorsun. Şimdi Mourinho'nun tabii bir de yani buraya geldi beklenti Şampiyonlar Ligi bunları bence çok iyi de bildiğini düşünüyorum. Seneler sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmak isteyecek. Evet zor yani oradaki evet ama ilk bence yani en son playoff yani artık en son o takım zordur. Ondan evvelki iki takım Fenerbahçe eksik kadrosuyla geçebileceğini düşünüyorum. Bir de Jose Mourinho farkıyla. Tabii ligde de şöyle bir şey olacaktır Cüneyt. Rakipler yalnız Fenerbahçe'yi yenmek için oynamayacak. Jose Mourinho'yu yenmek için de antrenörler oynayacak. İşin gerçeği bu. Rakip de motive olacak. Şimdi 26 yani tane kupası var. Dünyada tanınan bir winner hoca, bir alfa karakter. Yani bu anlamda baktığında kulübe de yan tarafta Jose Mourinho ile oynuyorsun. Yani bench'le bir şekilde yani iki katı motivasyon olacak. Bu Fenerbahçe adına olumlu da olacaktır mutlaka. Böyle bir adamın yani o yedek kulübesinde olması alfa karakterin. Ama rakipler için de bir Fenerbahçe için dezavantaj da şu olabilir. Yani rakipler de hem antrenör, oyuncular ama özellikle antrenörler yalnız Fenerbahçe değil. Bir de Jose Mourinho'yu yenmek isteyecektir. Hocam da Jose Mourinho gelince sadece hocayla olmaz bu iş. Bir süperstar hatta birkaç ünlü isim de gelir mi diye düşünüyor Fenerbahçe taraftarı. Ne dersiniz? Yani, transferde de farklı bir politikası olacak herhalde Fenerbahçe'nin. Çok doğru söylüyorsun Cüneyt. Yani Mourinho gelmişse
Mourinho çıkıp oynamayacak orada yani. Mourinho sonuçta oynatacağı çok kaliteli bir ekip kurmak zorunda. Ama şu anda Fenerbahçe'nin zaten çok iyi bir takımı var. Eksikleri yok mu? Var ama çok fazla bir eksiği derseniz yok. Mourinho tabii ki bunları bilerek, bunları izleyerek, bunları Fenerbahçe'nin bu anlaşmayı sağlamışsa bugün tahmin ediyorum ki oynadığı lig maçlarının yarısını ekibiyle birlikte seyretmiştir bugüne kadar. Gerekli tespitleri yapmıştır. Onun için tabii ki bir tek kendi maliyeti değil, alacağı oyuncuların da maliyeti bayağı Fenerbahçe'ye yüksek olacak. Bir bütçe istemiştir herhalde kendi maaşını, hatta konuşmadan belki de bütçe istemiştir. Çünkü ben eminim Jose Mourinho bir başka ülkede, bir başka ligde, örneğin akla hemen Amerika Birleşik Devletleri geliyor, Suudi Arabistan geliyor, çok daha fazla para kazanma şansı da sahipti. Az önce Rea Hoca'nın da dediği gibi biraz da kendini bir kez daha belki de kamuoyuna, dünya futbol kamuoyuna ispat etmek için seçtiği bir ülkeye ve takıma geliyor. Mutlaka bir bütçe de istemiştir herhalde transfer için. Tabii ki şimdi burası Avrupa'nın içi olduğu için, sonuçta Avrupa'da da mücadele edeceği için, Mourinho'nun tercihi Avrupa'da kalmak olduğu için bence burayı tercih etti. Ama burayı tercih etmesindeki neden... tabii ki Suudi Arabistan'a gitmek için benim daha vaktim var, şu an çok erken diye bir demeci de var. Çünkü orası nasıl olsa yolun ucu açık. İleride de gidebilirim dedi. Şu anda Avrupa'da kalıp tekrar bir başarı yakalamak için. Fenerbahçe çünkü çok büyük imkanlar sunulacak tahmin ediyorum Mourinho'ya. Yani zaten mevcut bir kadronun içerisinde 4-5 tane çok kaliteli oyuncu aldığı zaman Fenerbahçe'nin iyi olan kadrosu daha iyi olur. Mourinho da taktiksel olarak çok üstün bir hoca. Yani demin sen Rea Hoca'ya sorduğun soru gibi sadece Mourinho'yu savunma anlamında değil, her anlamda tabii, taktik yönden adam çok değişik metotları çalışan, başaran ve uygulayan bir adam. Yani bunu yapmamış birisi için konuşsak, evet bunları yapabilir mi yapamaz mı diye sorgularız. Ama yapmış, başarmış ve bunu sonuçlandırmış bir hoca için konuşuyoruz. Ama şöyle de bakmak lazım. Uzun zamandır Mourinho'nun böyle, yani yaklaşık bir 4 sene, 5 sene öncesine gidelim, çok büyük bir başarısı yok. Aziz Yıldırım çok doğru bir laf söyledi aslında. Evet, Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı var ama Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Neden var? Fenerbahçe Mourinho'ya bütün imkanları sunacak. Eğer Mourinho'yu alıyorsanız, ki aldınız, alıyorsanız o imkanları da vermek zorundasınız. Onu da şimdi önümüzdeki hafta sonu bir seçim var. İki başkanın da anlaşıp aynı hoca üzerinde antrak kalması bu Fenerbahçe'de iki tane başkan adayının çok iyi bir iletişimle beraber başarılı bir şey yaptığını, hem rakip olarak böyle bir yarışa giriyorsunuz ama o aynı hoca üzerinde anlaşmaları da Fenerbahçe camiası için önemli bir adım, çok yani değerli bir adım olarak ben görüyorum. Onun için